Başta Pazarcık ve Kilis olmak üzere deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerimizden enkaz kaldırma kararı alındığı ve arama kurtarma faaliyetlerine son verildiği bilgileri geliyor. Buradan yetkilileri uyarmak istiyorum. Bu son derece sakıncalı bir karardır. Dün gerek deprem konusunda gerek sağlık konusunda uzman arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde kış şartları dolayısıyla metabolizmanın yavaş çalışması sebebiyle hala canlı olabileceği enkaz altında konusunda hemen hemen mutabakat olmuştu. Üç konuda hassas davranması hususunu bir kez daha yetkililere ve kamuoyumuza iletiyorum. Bir, hala göçük altında canlı olma ihtimali göz önünde bulundurularak bu konuda kesin bir kanaat oluşana kadar asla enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmamalı ve arama kurtarma faaliyetleri sona erdirilmemeli. İki, canlı olarak enkaz altında kimsenin kalmadığına emin olunsa bile her bir cenaze mukaddestir. Sizler için, kamuoyu için, dünya için sayılardan ibaret olan cenaze sayısı, o cenaze sahipleri için her biri tek başına bir alem kadar değerlidir. Cenazelerimiz kutsaldır. Enkaz kaldırırken onların herhangi bir şekilde zarar görmeden ailelerine teslim edilebilmesi için de arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi şarttır. Üçüncüsü de enkaz kaldırma çalışması esnasında ileride başlayacak adli süreçleri etkileyecek şekilde herhangi bir ihmal söz konusu olmamalıdır. Her bir enkazdan titizlikle örnekler alınmalı ve hukuki bakımdan sorumluluk taşıyanlar mutlaka cezalandırılmalıdır. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere bütün yetkililere şu hususu vurgulamak isterim. Enkazların altında canlı çıkma ihtimali varken, cenazelerimiz mukaddes bir emanet olarak çıkarılması gerekirken, bir an önce inşaata başlayarak, bir an önce seçim öncesi bir inşaat görüntüsü vermek için acele etmeyin. Tek bir can bile bir alemdir. Her bir insan bir alemdir bizim inancımıza göre. Tek bir kişinin olabilecek ihtimali dahi gözeterek enkaz kaldırma çalışmalarına başlamayın, arama kurtarma faaliyetlerine son vermeyin.